Barış diyeyim ben buna. Ne nişan var ne bir şey var. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bunu yapıyorlar ve kız korumadan alınıyor aile tarafından. Şikayetten vazgeçiliyor. Hüseyin çıkıyor hapisten. Bu şekilde bunlar kendi aralarında tanışıyorlar. Ortamı sakinleştiriyorlar. Kız kendi evinde kalıyor ve böyle devam ediyorlar. Evet, daha sonrasında tehditler oluyor. Demek ki araları bozuluyor. Tehditler oluyor ve Ankara'dan geliyor. Burada bir gece otelde kalıyor. Sabah 8.30'da taksi tutuyor. Bildiği için burayı geliyor. Mahallemizde de öyle çok kalabalık bir mahalle olmadığı için duyabilecek kimse yok. Kızımızın babası denizde balıkçı, annesi işte, küçük kardeş de okulda olduğu için felçli babaannesiyle beraber evde kalıyor. Babaannesi müdahale edemiyor ve kızımızı evin üst katında Hunharca boğazını keserekten katlediyor. Ne yazık ki daha sonra sizin de dediğiniz gibi Ordu'da kaçamada emniyet güçlerimizin üstün başarısıyla beraber peki bıçağı yakalanıyor. Yanında mı getirmiş? Nasıl olmuş? Bıçak bulunamadığı için herhangi bir şey, suç aleti arandı. Şu ana kadar bulunamadı ama ifadesinde itiraf etti mi ondan bir bilgimiz yok tabii ki. Bazı kaynaklarda bıçağı yanında getirdiği, bazı kaynaklarda ise evden aldığı o an ki şeyde söyleniyor. Yani eğer yanında getirdiyse direkt öldürmek için getiriyor ama evde olduysa bir tartışma sonucu olduğuna. Hani evden herhangi bir bıçak alındığı, kaybolduğu bilgisi olmadığı için yanında getirdiği muhtemelen yüksek bir ihtimal oluyor yani o zaman. O şekilde ne yazık ki böyle bir üzüntüyü yaşıyoruz hep beraber. Çıkıyoruz.